Almanya'yı sarsan darbe planı manşetini attık. Detaylara bakacağız şimdi. Darbe planı yapan aşırı sağcı bir grup çökertildi. Evet ama güvenlik kaygılarının Almanya'da dindiğini söyleyemeyiz. Şimdi ikinci gözaltı dalgası bekleniyor ve bunun beraberinde yeni güvenlik düzenlemeleri de gündemde. Darbe planının detayları da artık yavaş yavaş ortaya çıkıyor iddiaya göre bu plan eğer başarılı olsaydı Almanya Başbakanı Olaf Scholz ilam edilecekti. Almanya'da aşırı sağcı İmparatorluk Vatandaşları Örgütü'nün darbe planının ortaya çıkması endişeleri artırdı. Alman milletvekilleri güvenlik düzenlemelerinin gözden geçirilmesini istiyor. Başbakan Olaf Scholz, tutuklanan 25 darbeci arasında neonazi görüşlü Almanya için Alternatif Partisi'nin eski üyesinin de bulunduğunu açıkladı. Bu bağlantının önemli olduğunu söyledi. Burada bir şeyler döndüğü çok açık. Yaşananların en önemli sonucu herkesin bizim güvenlik makamlarımızla bu tarz hukuk ihlallerini engelleyebilecek dirençli bir devlet ve demokrasi olduğumuzu bilmesi. Irkçı AFD Partisi'nin cezalandırılması gündemde. Bazı milletvekilleri partinin anayasayı koruma teşkilatının takibine girmesini istiyor. Almanya'yı sarsan operasyonun detayları gün yüzüne çıkıyor. Kendilerini Alman İmparatorluğu vatandaşı olarak tanımlayan örgüt yıllardır polisin takibindeydi. Örgüte bağlı 21 binden fazla kişi var. Birçoğu yasal veya yasa dışı silah sahibi. Şimdiye kadar 54 şüphenin olduğu 150 yere baskın düzenlendi. 50 yerde silah ele geçirildi. Prens lakaplı örgüt lideri 13. Henry dahil 25 kişi tutuklu. New York Times gazetesine göre örgütün kara listesi de ortaya çıktı. 18 kişilik listede Almanya Başbakanı Olaf Scholz dikkat çekiyor. Eğer darbe planı gerçekleşseydi listedeki siyasetçiler ya idam edilecek ya da sınır dışı edilecekti. Alman yetkililer ikinci gözaltı dalgası bekliyor. Gözaltına alınanlar terör örgütü üyesi olmak ve darbe planlamakla yargılanıyor. Örgüt Almanya'nın devlet kurumlarını ve egemenliğini tanımıyor. Kendilerini Alman İmparatorluğu vatandaşı olarak niteliyorlar. Üyelerin %5'i aşırı sağcı radikal, bazıları Nazi yanlısı.